Efendim Samsun'un adından mutlu geceler diliyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Bu gece ilk konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili, Samsun Milletvekili ve Milletvekili adayı Hüseyin Eliz olacak önce. Daha sonra kısa bir ara vereceğiz. Ardından da Cumhuriyet Halk Partisi 3. sıra Milletvekili adayı Şaban Sevinç konuğumuz olacak. Halk TV'nin eski genel müdürü. Hüseyin Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi Sayıştay'da uzun yıllar görev yaptınız. Üstelik de denetçi görevini üstlendiniz. Bilgi teknolojilerinde de iletişim alanında da uzmanlığınız var. Bu toplum neden birbiriyle iletişim kurmakta zorluk yaşıyoruz? Sizinle konuşmamız doğru olacak, öyle anlıyorum. Ama onun öncesinde bize bu 10 Ekim katliamını, Ankara katliamı ile ilgili değerlendirmenizi almak istiyorum. Toplum müthiş bir gerginlik içerisinde, bir korku içerisinde. Milliyetçi Hareket Partisi bu işi nasıl değerlendiriyor? Sadık Ediz, Hüseyin Ediz özür diliyorum. Bu işi nasıl değerlendiriyor? Değerlendirmelerinizi almak istiyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Tabii çok üzücü bir olay. Hepimizin çocuğu orada olabilirdi. Gençler malum o yaşlarda biraz daha dünyaya farklı bakıyorlar. Biraz daha barış, huzur, mutluluk arayışı içindeler. Dolayısıyla bu tür bir barış toplantısı olduğunda buraya hepimizin çocuğu da gidebiliyor. Tabii ben önceki şu soruyu bazen soruyorum, etrafımdakilere soruyorum. Askerlere kumpas yapıldı bir dönemde. Ormanın içinde bir el bombasının bulan bir MİT. 3 ton bombayı yola döşenirken bulamıyor. O bölgede insan savaş araçları uçarken bu araçlar nedense yerdeki karıncayı görmeyle bir ün yapmış, insanları bu şekilde ikna etmişlerken 12 tane doçka Dağlıca'da tepelere taşınırken göremiyor. Kaldı ki Ankara'nın göbeğinde bizim çocuklarımız da artık trene binemez haldeler. Ve o alana giderken ben Kesk'i de ziyaret ettim. Başsağlığı için Samsun'daki Kesk'e gittim. Çünkü vahim bir durum. Onlara başsağlığı diledim. Ona anlattığı ilginç şeyler var. Eskiden diyor, buradan biz Ankara'ya gideceğimiz zaman yolda durdururlar, GBT kontrolü yaparlar, girerken kontrol ederler. O gün hiç kimse bizi durdurmadı diyor. Ben buradan sizin aracılığıyla yine soruyorum yetkililere. MİT ne iş yapıyor? Bu MİT nerede? Şimdi bağlantısı kim? Yani bu IŞİD terör örgütü veya PKK terör örgütü. Sonucu her kimse, neyse. Neden MİT bunları bulamıyor? Bizim Suriye sınırımızın geldiği bir noktayı da araştırmak lazım. Niçin buraya geldi? Özellikle ben biraz farklı bilgi vermek istiyorum bu konuda. Ben daha önce Suriye'ye gittim, savaştan önce. Emin olun, yolları duble yol, hastanelerde zaten ücret alınmıyor. Her tarafta Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül resimleri vardı. Türk bayrağı tepelerde asılıydı. Merak edip sordum, neden Türk bayrağı astınız diye. Dediler ki biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan, onların deyimiyle söylüyorum, bize İsrail'e karşı destek verdiği için biz Türkiye'yi böyle bayrağını astık. Savunuyoruz. Bu kadar destekliyoruz yani. Bu kadar seven bir devlet. Kardeştik yani Suriye ile gerçekten çok samimi ilişkiler oluşmuştu. Hatta ben o zaman kendim ya tebrik etmek lazım hükümeti bu noktada diye düşünürken sonra tabii diğer veriler elimize geldi. Bunlardan bir tanesi o güne kadar Suriye'deki Kürtlere Esad rejimi tarafından nüfus kağıdı verilmemiş. Yani vatanları yok. Özellikle Sayın Erdoğan'ın talebiyle hani demokratik açılıma gitti. Yoksa sıkıntı olacak senin için. Seni işte Avrupa, Amerika özgür, daha özgürleşmeni istiyor. Halka daha çok özgürlük vermeni istiyor. Bu nedenle de nüfus kağıdı verdirmiş. Vatandaşlık almışlar. Sonra biliyorsunuz BOP eş başkanlığı devreye girdi. Arkasından neden biz Suriye ile birbirimize düştük? Bu insanlar iç savaşa sürüklendi. Biz Esad
rejimi değildir bu. Suriye'nin iç işlerinde bizimle işimiz var. Atatürk'ün yurtta su, cihanda su felsefesini niye terk ettik? Bugün biz başka bir ülkenin iç işlerine karışırsak, yarın onlar bizim iç işlerimize karışmaya hak elde etmezler mi? Sonuçta bir deniz kenarında ölen bir çocuğa hepimiz üzüldük. Bakın bu hep buna birbirini takip ediyor. Ama burada üzüldük ama sorumluları o çocuklarını oraya getiren botçular, kiralayan insanlar değil. Biz onları da aradık. Kaçakçıları, kaçak geçirenleri tutukladık. Evet. Niçin bu insanlar Türkiye'ye geldi? 3 milyon Suriyelinin Türkiye'de ne işi var? Bundan sorgulanması lazım. Bunun sebebi kim? Peki saldırı IŞİD üstlendi biliyorsunuz ya da IŞİD tarafından yapıldığı kesinleşti artık canlı bombaların. Bu IŞİD nereden türedi? Hayatımızda yoktu. Orta Doğu'da böyle bir örgüt de yoktu. Şimdi ben biraz... Nereye gidiyor yani? IŞİD bu işi nereye kadar taşıyacak ya da nereye kadar desteklenecek? Bu örgüt Orta Doğu'yu nereye götürüyor sizce? Şimdi... Akıbeti ne olacak? Sonu ne olacak yani? Ya da olacak mı sonu IŞİD'in? Şimdi bunlarla ilgili biraz ben mesleğim sırasında da zaman zaman temaslar oldu. Şimdi IŞİD'den önce ne oldu? İsterseniz önce bilmemiz lazım. Suriye'de Özgür Suriye Ordusu diye bir biliyorsunuz güç var. Evet. Ve Türkiye'nin desteklediği bir ordu. Evet. Suriye Ordusu, Özgür Suriye Ordusu ve Özgür Suriye'nin başbakanı Türkiye'deydi. Genelkurmay Başkanı Türkiye'deydi. O arada. Ve Özgür Suriye Ordusu 5 gruptan oluşuyordu. İçinde en büyük grup, 150 bin kişilik bir askeri güçten bahsediyoruz, silahlı güçten. İçindeki en büyük grup 50 binden fazla nüfusuyla El-Nusra cephesiydi. Daha sonra Amerika El-Nusra için El-Kaide bağlantısı nedeniyle Türkiye'nin destek vermemesini istedi. Bu arada El-Nusra işte mücahitleri tanımıyla Türkiye'de bunlar misafirhanede ağırlandı öncesinde. Bunun resmi belgeleri var İçişleri Bakanlığı'nın. Genelgesi var bizde elimizde. Yani bunu zaten inkar edebilecek bir durumları yok. Daha sonra bu soğuma başladığı zaman El-Nusra şeyden ayrıldı Özgür Suriye Ordusu'ndan. Türkiye tarafından Özgür Suriye Ordusu'na yeter destek verilmediği için bazı gruplar da içinden ayrıldı. Ve sonuçta IŞİD'in ana şeyini oluşturdu bunlar, omurgasını. Yani IŞİD'in ana ilk başlangıcı bizim yani Özgür Suriye Ordusu'na destek verirken yeterince sahip çıkmamamız. Yani hem iç işine karışıyoruz hem bir grubu destekliyoruz. Bu arada da bunları kendi başına bıraktık. Silah lazım, mültecilere para lazım. Bunların hepsi sorun oldu Türkiye için. Ama Türkiye ilk defa böyle bir işe girdiği için neyi nasıl yapacağını bilmiyor. Yani her şeyi açıktan yapamazsınız. İşte malum tırda silahlar yakalandı, bir sürü sıkıntılar oldu o sürede. Arkasından bu örgüt Irak'ta peşmergelere ile sorunu olan özellikle Saddam döneminde aşiretler IŞİD'e destek verdi. Onlar onu güçlendirdi. Irak ordusu hatta silahları bırakıp gitti bunlara. Suriye'den önce orada güçlendiler. Suudi Arabistan ve Katar'ın da bu işleri öyle olduğunu düşünüyor musunuz peki? Zaten onlar açık destek veriyor biliyorsunuz. Özgür Suriye Ordusu'na ilk desteği onlardan başlıyor. Niye böyle bir desteği veriyor olabilirler? Ya bu birazcık tabii mezhep çatışmasına giden bir nokta. Bir tarafta Şia rejim var İran, bir tarafta Sünni rejim var. Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin olduğu bir Sünni cephe var. Bir de İran'ın olduğu Şia rejim var. Ta bu biliyorsunuz Osmanlı dönemine gelen Şah İsmail'le bir savaşa kadar süren, sonuçta Şah İsmail'in yenilgesiyle sonuçlanan bir mezhep kavgasıdır bu. Dolayısıyla Türkiye ile işte Arap ülkeleri dendi, İran dendi. Burada tarihsel bir gerçeği daha öğrenmemiz lazım. Irak ne kadar Arap devleti ise o kadar da Türkmen devletidir. Suriye'de aynı şekilde. Çünkü Suriye'nin devletini yönetenler de Esad rejiminde Türkmenlerdir ağırlıklı olarak. Devlet kamu yönetimi, o eğitimli kesim onlardır. Golan Tepeleri İsrail tam işgal edilmiştir. Tamamı Türkmenlerindir bölge. O bölge. Dolayısıyla işin içine girdiğimizde böyle Türk-Arap değil, daha çok Büyük Osmanlı'nın bir parçası buralar. Ve geçmişte 1200'lü yıllarda Moğol istilalarının olduğu dönemde orada Baybars dediğimiz Memluklerin
başkanı olmuş. Türkmen asıllı, Türkmen olan bir devletin ilk defa Selahattin Eyyubi zamanında ordu komutanı olarak Moğolları deviren tek devlet. Selahattin Eyyubi devlet. Anadolu Türkmenler ezilirken Moğol istilasına o bölgede Moğolları geri püskürtmüştü. Üstelik kiminle? O zamanki tabirle Frank dediğimiz bugünkü Batılılarla. Evet. Batılılar, yani Frankler ve Moğollar güç birliği yapıp Selahattin Eyyubi devletine karşı mücadele ediyor. Ve ordu komutanı Baybars bunları orada yeniyor. Ve Selahattin Eyyubi'nin başında olduğu o zamanki devlet bugünkü Kudüs'ü fethediyor. Yani bütün bunlara baktığımızda Mısır, Irak, Suriye, İran aslında biraz da Türk devleti. Biz kendi kendimizle hala mücadele ediyoruz. Oysa dünyada Türkler gerek Selçuklu, gerek Osmanlı bu ülkelerle birlikte hareket ettiğinde dünyada güç olmuş. Biz bunlara birbirimize düştüğümüz sürece biz güç kaybederiz. Evet. Malum bu seçimler geldiğimiz bu noktada 8 aydır kafamızı kuma gömdük. Dünya enerji kaynaklarını paylaşıyor. Dünya kendi gelirlerinin menfaati ve kendi refahı için mücadele ederken biz kendi topraklarımızda, kendi ülkemizde seçimle uğraşıyoruz. Kim başkan olsun, kim olmasın, kim şununla hükümet kursun, bununla kurmasın. Biz bir an önce kafamızı kumdan çıkarıp uluslararası arenada Türkiye hak ettiği yeri almak zorunda. Yani bu seçimin biraz da bu yanları var. Bunları da biraz dikkate almamız lazım. Peki Milliyetçi Hareket Partisi Samsun'da 7 Haziran'da bir önceki dönemden farklı olarak fazladan bir vekil daha çıkarma başarısı gösterdi. Ama 1186 oy farkıyla ancak bunu hayata geçirebildi. Şimdi 7 Haziran sonrası Devlet Bahçeli'nin o gece yapmış olduğu açıklama Milliyetçi Hareket Partisi tabanında bir rahatsızlık yarattı mı? Ki veriler ya da kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor. Sonrasında belki Devlet Bahçeli'nin televizyon programlarıyla bu işi dönüştürmeye çalışması netice vermiş olabilir belki. Ama yine toplumda koalisyon kurmama konusundaki direnci Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy kaybettirmiş algısı var. Siz bu algıya katılıyor musunuz ve bu Samsun'da 1 Kasım'da sizin durumunuzu etkiler mi? Yani sizin milletvekili seçilememe gibi bir riskiniz olabilir mi? Şimdi tabii 7 Haziran seçimlerinin hemen akşamında yapılan açıklamalara iyi bakmak lazım tabii bunları değerlendirirken. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Hemen akabinde balkon konuşması var Sayın Davutoğlu'nun. Tam 2 saat sonra devletin açıklaması var. İkisinde de hem Cumhurbaşkanı'nın hem de Davutoğlu'nun, Sayın Davutoğlu'nun konuşmasında şu ibare var. Koalisyonlar bu ülke için felakettir. Tek başına iktidar olunmaz zorunluluğu vardır. Dolayısıyla gerekirse erken seçime gideriz, yenileriz. Bunun arkasında Devlet Bey'in net 2 açıklaması var. 1. Siz bir açılım süreci başlattınız. Analar ağlamasın dediniz. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP destekledi. O zaman buyurun. 470 tane milletvekilisiniz. 63 tane akil adamı sokaklara saldınız ki bu açılım sürecini anasınlar. Anayasada gerekli yeni bir anayasa yaparak, Türk toplumunun önüne bir anayasa koyarak, yeni bir Türkiye, yeni Türkiye sloganıyla çıktınız. Hatta uluslararası birçok yerde Türkiye'nin adı değişti. Yeni Türkiye oldu. İnsanlar zannetti ki Türkiye Cumhuriyeti kalktı, yeni bir cumhuriyet kuruldu zannetti. Öyle bir algı ortaya kondu. O zaman Devlet Bey dedi ki, tamam işte milletimiz size bir fırsat verdi. Yeni Türkiye'nin ne olduğunu görelim. Açılımın ne olduğunu herkes görsün. Anayasayı değiştirin. 470 milletvekiliyle her türlü hakkınız var. Buyurun yapın dedi. Ha, ondan sonra dedik, yok bunları yapamıyorsanız, koalisyon şartlarımız belli. 4 tane şartımız var. Bize hayır diye söylediklerini biz tersten söylüyorum ben. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşveti önleyecek miyiz diye sorduk. Hayır dediler. Anayasa herkes uyacak mı? Ki yasaya uymazsanız anayasaya bu ülkede zaten kaos olur. Ona da hayır dendi. Peki açılımdan vazgeçecek misiniz dendi.
Ona da geçmeyeceğiz dendi. Bakın 3 hayır. 4. hayır da ilk 4 madde anayasadaki bunun adı Türk bayrağı, Türk milleti, Türk devleti tanımları vardır. Ve cumhuriyet olduğu yazılıdır. Bunu da korumaya var mısınız? Buna da hayır dediler. Neye evet dedi Sayın Davutoğlu? Birinci azınlık hükümeti istedi. İkincisi seçim hükümeti istedi. 2 aylık. Biz bunlara hayır dedik. Çünkü o dönemde 20 tane ilde alan hakimiyetini devlet kaybetmiş. Ciddi derece terör inanılmaz artmış. Askerlerimiz zırhlı araçta kendini ancak koruyabiliyor. Sokakta gezemiyor. 182 tane askerimiz öldü. Hiçbirisi mücadele ederken, terörle mücadele ederken ölmedi. Kendini savunurken, bir tendeyi kapatırken, hastanede bir yaralıyı beklerken, yani bunlar gece uyurken. Birine yardıma giderken öldürüldü. Ambulans işte gözetlerken öldürüldü. Tonlarca bomba kondu. Dolayısıyla bu şartları da bizim seçime gitmemizin ülke için çok büyük zarar vereceğini Genel Başkanımız söyledi. Yani baştan gerekirse erken seçime gideriz ibaresini değiştirdi. Erken seçime gidilemez dendi. Bu kaos olur, ekonomik sıkıntı olur. Bu ülke için felaket olur dendi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bu tek başına iktidarı almak uğruna tekrar başkan olabilir miyim sevdası uğruna tüm 78 milyonu yeni bir seçim atmosferine soktu. Olabilecek mi peki? Yani bu şimdi birkaç gün sonra oynayacağız bunu. Türkiye Cumhuriyeti Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar olabilecek mi? Öyle görebiliyor şimdi musun? Türkiye görüyor Cumhuriyeti seçmeni tek başına iktidar, tek adam yönetimi istemiyor. Başkanlığı istemiyor. Bunu başkanlığı reddetti. Çok açık ve net. Bizim toplumumuzda zaten hiçbir dönem tek adam yönetimleri başarılı olamaz. Biraz geriye gidersek, koalisyon dönemlerine baktığımızda, mesela özellikle Adalet ve Kalkınma Bankası Partisi'nin bakanlarına soruyorum. Ya siz kendi çıktığınız parti var, bir tane Refah Partisi. Atatürk'ten sonra Cumhuriyet döneminin en başarılı hükümeti Refah yol. Bir koalisyon hükümeti. Biz o dönem bunların hesaplarına bakıyorduk. Gerçekten olması gereken ne varsa onu yapıyorlardı. Özellikle Refah kanadı. Çok başarılıydı. Çünkü iyi, doğruyu yapmaya çalışıyordu. Biz onları görüyorduk. Peki, o zaman başarısız mıydınız dedim. Ben bunu o dönemde bakanlık yapmış Sayın Ahmet Demircan'a da sordum. Siz koalisyonları kötülerken, siz Refah yolda biz başarısızdık, çok kötüydük mü demek istiyorsunuz? Konuyu kapattı şeyde. İkinci koalisyon hemen arkasında 57. hükümet geldi. 57. hükümet geldiği dönemde komünistler, faşistler birbirine düşman böyle bir gruplar konuşulurdu. Ne oldu? Bu hükümet kurularak benim en yakın arkadaşlarım o zaman komünist dediğimiz arkadaşlar oldu. Niye? Birbirimizi tanıdık, anladık. Bir toplumsal barış sağlandı. Ve köklü reformlar yapıldı. Bu iktidar 2008'e kadar o iktidarın yok olma pahasına karar aldı, reformlarla bugüne kaldı, geldi. 2008'den sonra reformlar bitti, ekonomi geri döre döndü. Bütün veriler 2008'den sonra bozulduğunu gösteriyor zaten ekonomik verilerin. Bu hükümetin yaptığı icraatlarda. Tabii dünya, yani koalisyonlar, dünya konjonktüründe de muazzam bir kriz yaşandı 2008'de, onu da atlamamak gerekiyor. Tabii. Yani krizler yaşanıyor ama şimdi siz en büyük krizi yaşayanlardan Çin'e bakıyorsunuz, %6 büyümüş. Bize bakıyorsunuz, -3'e 4'e düşmüş. Yani elbette kriz yaşanıyor ama ülkeler büyümeye devam ediyor. Biz, onun için ortalaması 5'in altına kalmış Türk şeyde. 2002'de Türkiye %6.4 büyümüştü. O krize rağmen yani bir sonraki şeyde. Dolayısıyla koalisyon öcü değil, tam tersine koalisyona ülkelerde, bir ülkede, özellikle Türkiye gibi ülkelerde karşılıklı birbirini anlama, görüşlerine değer vermez, saygı göstermek için çok gerekli bir hükümettir aslında. Şimdi tek bir hükümet tek başına uzun süre olduğu zaman işte biz devlette, denetimde görüyoruz. Bürokratta da korku yok. Neden? Nasıl olsa kimse hesap sormuyor. Nasıl olsa bir şey çıkmıyor. Rapora yazıyorsunuz. Bir şey çıkmıyor. Cidden raporlarda çok büyük olaylar var. Çıkmıyor mu? 17-25 Aralık'tan daha vahim durumları var. Daha, ben size söyleyeyim. Daha büyük Sayıştay dosyaları var dediniz. Şimdi evet var. Bunun içerisinden gelen bir bürokrat olduğunuz için söylüyorum. Bu çok önemli bir iddia.
İddia değil. Bu nedir? Resmi rapor sonuçlarını bahsediyorum. Nedir bu iddia değil. Söylediğiniz. Bakın en basitinden durumlar. Bir tane anlatayım. 2007 raporuna benim bir fiilen yazdığım bir husus var o dönemde. Bu husus hani doğrudan bir suistimal ya da bir ne derler bir rüşvettir, bir ihale fesat değil. Ama bir basiretsizlik Türkiye'yi 13 milyar dolara mal olmuştur. 13 milyar dolar. Evet. Bir... Mavi akımda formül değişikliği yapan bu hükümet ilk gelir gelmez bunu yaptı. Basit bir öngörüsüzlükten dolayı bazen devlette de öngörülü olmak zorundasınız. 233'te kitlerim tabi oldu mevzuatta. Kit yöneticisinin basiretli bir tüccar gibi olma zorunluluğu var. Hı hı. Eğer olmazsa onun bir cezası var. Yani onun ondan dolayı savcılıkta yargılanır. Hı. O görev yerine getirmediği için. Görev ihmalden giderler. Formül değişikliğinde bir formülde o zaman ağır foliol dediğimiz daha çok kalorifer yakıtı kullandığımız şeyler var biliyorsunuz. Bir yakıt var. Onun formülün pay ve paydasının bir tanesi ağır foliol ile çarpan olarak konmuş. Bunlar geldiğinde o zaman fiyat yüksek ağır foliol. Neden? Kalorifer yakıtı ve çok talep var. Fiyatı yükseltiyor. Demişler petrol endeks diyelim. Petrol o zaman bir varil petrol 13 dolar. İşte görüşmeler yapılırken 18 dolar seviyelerine geliyor. Rusya baştan bunu kabul etmiyor. Ama tabii onlar yani istemem yan cebime koy yani misali bir tabii politika uyguluyor. O geleceği biliyor. Rusya. Geleceği biliyor. Ve diyor ki tamam diyor. Madem istediniz benden bir kıyak olsun size. Petrol imzalıyor. Şeyi. İşte CFN yapıldı gerekçesi uyduruyorlar. Arkasından petrol varil artıyor fiyatları tabii. Çıkıyor 100 dolara. 100 dolar, 150 dolarları falan gördü. 150 dolara çıktı. Ortalama ben baktım işte bu 150'ye çıktı, 100'e düştü, 80'e çıktı. Ortalama 80 dolar döneminde biz yıllık 530 milyon dolar zarar etmeye başladık. 26 yılla çarptığınızda 13 milyar dolar bu ülkenin cebinden para Rusya'nın cebine gitti. 13 milyar dolar bugün. Bu işte emekliye ikramiye kaynağı arıyorsunuz. Memurlara maaş zammı arıyorsunuz. Taşeron işçiye para arıyorsunuz. İşçiye 1 lira 75 kuruş mazot vereceğiz diyorsunuz. Bunların hepsinin kaynakları böyle heba edildi Türkiye'de. Dolayısıyla bunlar çok ciddi. Sadece bu değil. Bir İller Bankası'nın içeriğine girin. Bu yüzden denetim yapanla yönetim yapan Sayıştay arasında bile sorunlar çıktı. Bir yılda belki 10 tane 20 tane çok önemli konularda soruşturmalar devreye girdi. Bunlar benim yani böyle yüzeysel konuştum. Başka konuştum. Peki Sayıştay'ın denetimine kapalı olan alanlar var galiba. Mesela ordunun harcamaları. Bütün her şey açık. Hiç bir tane konu. Sayıştay'ın denetleyemediği hiçbir yer yok mu? Hiçbir yer. Her şeyi denetti. Her şeyi denetti. Ordunun mesela harcamalarını denetti. Hepsini denetti. Diyanet'in harcamalarını denetti. Hepsini denetti. Her şeyi hatta 6085 sayılı Sayıştay Kanunu çıktığında yeni 2010 yılında yeniden düzenlendiğinde ekonomik denetim de getirdi. Eskiden hesap denetimi yapıyordu. Ödenek var. Ödeneğe göre işte almışsınız, ihale şartlarına uymuşsunuz, sorun yok. Şimdi verimliliği de mi denetliyor? Gerekli miydi? Bunu da soruyoruz. Burada ciddi bir sıkıntı şöyle çıktı. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı yerin delik denetimi yapıyorsunuz dedi. Bir karşı çıktı. O yüzden Sayıştay Kanunu değiştirmeye kalktı. Ama onun sonuçlarının çok ağır olacağını bildiği için o Sayıştay Kanunu değiştirmekten vazgeçti. Şimdi iki kişiyiz. Birer bilgisayar ihtiyacımız var normal şartlarda. Ama bize 20 şartına bilgisayar alıyorlar. Eski sistemde ödenek var. İhale düzgün, ödeme yapılmış sorun yok. Şimdi soruyoruz. Niye birer tane yetmiyordu? 20 şartına niye aldınız? Zaten keyfimden aldım. Öyle bir şey yok. Şimdi bunun hesabını soruyoruz. Olması gereken İşte ekonomik denetim bu. Evet. Mesela bütün verilerle otoyol yapacaksınız. En büyük zaten karşı karşıya kaldığım Sayıştay'ın konular burada. Bir duble yol yapacaksınız. İşte birim maliyetleri belli bir yolla normalde 2 kilometre yol yapmanız lazım. Bir bakıyorsunuz 500 metre yol yapılmış. İşte o kalan şeyde zimmet çıkarma yöntemi başladı. Bir başka konu eskiden sadece sayman sorumlu olurdu. Şimdi en tepe yönetici sorumlu oluyor. Kim bunlar? Müsteşarlar, rektörler,
Büyükşehir BD başkanları, alt B. Bunların hepsi ciddi derecede bu işten rahatsız oldular. Çünkü birebir hesap verilme dönemiydi. Evet. Sayıştay önemli bir yetki verildi. Çok da güçlü bir yetkisi var yanaşıldı. Ama bütün raporların meclise gelme kısmında sorun var. Meclise değerlendirilme kısmında. Sorun burada başlıyor zaten. Bütün o konular mecliste, bütün o geldiği gibi rapor olduğu gibi meclise aktarılsa, emin olun Türkiye'de birçok kişi, Türkiye'de olanı biteni çok daha net görecek. Sayıştay'ın görevi şeffaf biçimde ortaya koymak. Kim devlet getirdik acımı. Yani? Kim meclise geldiği zaman engelliyor bunu? İktidar partisi mi? AK Partililer mi? Şimdi şöyle, tabii iktidarın hesapları geliyor. Muhalefetinkiler gelmez malum. Bütün konu iktidarla ilgilidir. Dolayısıyla bizi iktidarlar değil, muhalefet çok sever. İktidarlar biz genelde sevmez. Neden? İktidar bir sonra zaman sonra muhalefete geçince bu sefer kendi dönemi bittin, o da bizi sevmeye başlar. Çünkü biz devletin yönetenleri denetliyoruz. Devlet adına, millet adına hesaplarına bakıyor. Doğru harcanmış mı, harcanmamış mı? Yani 78 milyon hakkı var her bir parada. Peki 17-25 Aralık paralel yapının ya da bir kumpas olduğu yönündeki açıklamaları için ne diyorsunuz AK Partili? Bunu öğrenmenin çok basit bir yolu var bu şeyde. Hukuk devleti ise eğer, ki ben laik sosyal hukuk devleti tanımının geçerli olduğunu umuyorum. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu doğruysa, yani hukuk devleti ise, kuvvetler ayrı prensip var biliyorsun Türkiye'de. Yasama, yargı, yürütme bunlar hep birbirinden ayrıdır. Bu yargının işi, yani yasamanın işi değil bu. Ama yargılama yapıldı, dosya kapatıldı. Yapılmadı. Konuyla ilgili. Yok, yapılmadı. Yargılama yapılabilmesi için Yüce Divan'a gitmesi gerekiyor. Yüce Divan yargılaması yapılmadan yargılama yapılmaz. Siz bunu meclise istediğiniz kadar engel olun. Hiçbir parti sürekli değildir. Bir gün bu parti iktidardan önümüne düşer. Gelecek. Bu mutlaka gündeme gelir. Yani kaçması yani mümkün kapanmış değil. Bir şey değil diyorsunuz. Kesinlikle. Ama yani. O dönemde peki nasıl mümkün olabildi? Yani yasalara aykırı bir şekilde mi? Yüce Divan'a gidilmeden mi? Tabii bu şu an durduruldu. Durduruldu. Yani peki, şey yapılmadı. Yani yürüyen şey önüne bariyer kondu. İşlemin. O bariyeri biz kaldıracağız. Ona devam edecek. Anladım. Peki medya operasyonlarından biraz konuşalım. Bu da günün sıcak gündem maddelerinden bir tanesi. Bazı yayın kuruluşları kayyuma devredildi biliyorsunuz. Hukukçulara baktığınız zaman polisin tebligat yapma yetkisi bile yok aslında. Yani bazı yayın organlarını bu şekilde kapatabilme anayasal olarak mümkün değil. Yapılmaması gerekiyor dendi ve tartışma sürüyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi bizim işim hukuk biraz da biliyorsunuz. Yani biz sonuçta Sayıştay bir yönüyle de hakim statüsüyle çalışır insanlar. İşimiz hukuk uygulatmak şeyde. Şimdi burada iki tane konu var. Birincisi, siz nasıl bir ülke olacağınızla ilgilidir verilen kararlar. Siz modern bir ülke olacaksanız, gelişmiş bir ülke olacaksanız özgür birey ve özgür beyinlere sahip olmanız gerekir. Özgür beyin, özgür birey de başta özgür basınlı olur. Her türlü bilginin önüne konduğu, insanların karar vermeleri için bir fırsat verildiği zaman özgür birey oluşturabilirsiniz. Siz her şeyi kapatarak, sizin sevmediğiniz her konu önünüze getirilerek, bunu yok edin, bunu kaldırın, bunu sistemden çıkarın. Bu tür talimatlar her iktidarın hoşuna gider başlardı. Ama unutmayın, hukuk bir gün bunu yapanlara da lazım olacak. Tarih bunu göstermiştir. Dolayısıyla bu Türkiye için gelinen vahim bir noktadır. Yani bu biraz diktatörlüğe giden yoldan faşizme doğru giden bir yola geçiştir. Bu tür baskılar kurmak. Dolayısıyla medya bazen sevmeyebiliriz. Mesela geçmişi hatırlayalım. Turgut Özal, rahmetli Turgut Özal, rahmetli Demirel. Evet. Basının yaptığı şeylere sempatiyle yaklaşır. Bir de gülerlerdi karikatürlere. Ya burada burnumu biraz fazla kabartmamış mısın falan derlerdi. Bu kadar hoşgörülü bir toplumdan 14-15 yaşında çocukların Cumhurbaşkanı eleştirdiği için hapse atıldığı bir döneme geçtik. Ben burada açıkça şunu uyarıyorum. Eğer siz düşünce suçlarını suç olarak önümüze koyarsanız, yarın birisi rüyanızda uyurken hükümet aleyhine konuştuğunuz için sizi alıp içeri atabilir. Zannetmeyin bu şu anda işine gelenlerin böyle devam edeceğini zannetmeyin. Çünkü bu sistemler en yakınındakini yakmak üzere kurulmuştur. Çünkü tek bir adam olma şeyiyle yola çıkmışsanız önce yapacağınız yanınızdakileri yok etmektir.
Nitekim bunun işaretleri var. Nasıl işaretler? 4 tane kurucusu var AK Parti'nin. Sayın Erdoğan, Sayın Gül, Sayın Arınç, Sayın Abdülhatif Şener. Bu 4'ten 3'ü yok oldu. Kaldı bir tane. Biraz daha geri gidelim. Hatırlarsınız, özel doktoru, en yakın arkadaşı Sayın Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı, bugün yurt dışında kaçak. Dün heykeli dikilecek olan savcı, bugün yurt dışında kaçak. Yani sistem, özellikle devrimler, önce kendi çocuklarını yok eder. Bu sistem böyledir. Siz için güçsüz. Yani 1 Kasım'da nasıl okuyorsunuz? 1 Kasım'da AK Parti'nin tek başına iktidar olma şansını görmüyorsunuz. Kamuoyunda ben geziyorum. Tabii ben geçen çok bayramdan hatta beri sürekli alandayım. 17 ilçeyi gezdim. Birçok kişilerle konuşurken birçok özellikle hani seçim bitti artık biz hükümet olduk. Bir şey yapalım. Sorunları dinleyelim hemen çözüme geçelim diye. Bütün ilçelerde işte belediye başkanlarıyla, kaymakamlarla, oda başkanlarıyla toplantılar yaptık. Çünkü biz sistemi bildiğimiz için konuyu bir an önce devreye sokup bir şeyler yapalım istedik Samsun için. Dolayısıyla o süreçte birçok konuyu öğrendim. Mesela bir tanesi şuydu. Bu hükümeti kim kurmayacaksa bu seçimin cezasını o çekecek. Bu çok net. Ama burada MHP'yi işaret ediyor. İbreler yani. Siz şimdi bütün medyayı sürekli, siz gece karanlığında feneri nereye tutarsanız orayı görürsünüz. Şimdi karanlık bir ortam. Bütün insanlara ışığı, fener açıyorlar. İnsanlar oraya bakıyor. Orada da bunlar anlatılıyor. MHP her şeye hayır hayır dedi. Ben az önce onların her şeye hayır olduğunu anlattım. Ben o protokolün içinde olanlardan biriyim, yazılan protokolün. Biz o protokolü gerçekten yazdık. Bakanlık dağılımlarını koyduk. Hatta dedik ki, Sayın Arınç'ın bir tabiri var. Özgür ağırlığımız bizim fazla. Hükümet kurarken 10 tanesini biz alalım. Sayın Genel Başkanım dedim, bakanlıkların. O da dedi ki, ne kadar aritmetik ortalama neyse o. Burada biz bakanlık peşinde değiliz. Türkiye'nin bir sıkıntısı var. Biz onu çözmek için koalisyon kuracağız. Hı. Onun için geliyorlar. Hatta ben canlı yayında yapalım bunu dedim. Açık söyleyeyim. Herkesin huzurunda. Veya kameraya alalım bu görüşmeleri. Kayda alalım. Çünkü yarın bunların başka bir şey söylediğinde çıkalım şeyi koyalım. Örnekleri çok çünkü. Dün dediklerini bugün değiştirdiler. Bir başka gün insanları şerefsizlikle aldettiler. Sonra dedi ki biz bunu yaptıysak yaptık dediler. O kadar çok kırılma var ki konuşmalarında. Biz de artık tanıdık. Biz bir de bürokrasiden de geldiğimiz için. Bunu belgeleyelim. Çünkü dışarıda ne konuşacağını bilmiyoruz. Nitekim siz bir genel başkan olarak bizimle görüşmeye geliyorsanız bir sözleşme evet ya da hayır demek yetkinizde olmalı. Bana yarım saat müsaade verin. Ben bir düşüneyim. Sonra size ben bir görüş veririm dediğinizde o zaman size sorduğunuz abiniz doğru seçime der. Sonra her şey hayır dedi, hayır dedi. Niye 2,5 saat ne konuştunuz? Yani orada kahve falan mı baktık geldiğinizde? Siz o, bizzat o görüşmenin içindeydiniz. Yok girmedim ama biz dışarıdaydık. Evet. O birebir olayları biliyoruz. Peki. Bu protokol onların önüne kondu. Sayın Davutoğlu çantayı açmadı dedi ama biz cidden hayal kırıklığı yaşadık Sayın Davutoğlu. Açıklamalarını. Biz bu kadar yani konuları farklı bir şekilde anlatacağını hiç beklemiyorduk. Belki diğerlerinde olabilir ama Sayın Davutoğlu biz gözümüzde biraz hoca, biraz doğruları konuşan, yani ülke bekası gerekirse fedakarlık yapan biri olarak düşünmüştük. Ama maalesef burada da biz yanıldık. Şimdi Sayın Genel Başkanım diyor ki bir dahaki koalisyon görüşmesinde canlı yayında yapacağız bunu. Türk milleti böylece. O zaman kimin hazırlanıyor musunuz? Yani önce sizin durumunuzu sormuştum. Siz endişe taşıyor musunuz? Samsun'da tabii vekil çıkıp çıkmayacağınız konusunda. Türkiye'nin gündemi çok olunca kendimizi unuttuk. Sahadayız, geziyoruz. Tabii bütün hedef Samsun'da şimdi özellikle İktidar Partisi bütün gücünü kullanıyor. Belediye başkanları. Vali dahil beraber geziyorlar ki Vali Bey'i ben eskiden beri tanırım. Bazen görüyorum konvoyların içinde. Büyükşehir Başkanı. Bütün muhtarları topluyorlar akşamları. Hocaları topluyorlar. Müftüleri topluyorlar. Biz bunları görmedik mi sanıyorlar? Buraya tırlar geliyor gece. Gece tırlar soba dağıtıyorlar insanlara.
Şimdi İlçelerde geçmişte biz bunu yaşadık. Ama ben şunu söyleyeyim size. Daha önceki biraz geriye gittiğimizde araba bagajlarında para toplanıp para dağıtıldığını ben biliyorum. Ama sonuç fiyasko. Eğer siz bir genel başkan olarak ne olur yapmayın, etmeyin, buna beni mahcup etmeyin, bunlara muhtaç etmeyin diyorsanız bu sizin artık bittiğinizi gösterir. Bu güvensizlik ortadan kalkmışsa bizim insanımızda ben şunu görüyorum. Bize teveccüh var. Geçen dönem çok tanımayan çok vardı. Bu dönem tanımayan kimse. Bir de bizim 30 yıllık bir birikimimiz, geçmişimiz var. Oradan da tanıyan var. Gerçekten bu yani 3-4 ay içinde bize ulaşan herkese yardım ettik, etmeye çalıştık. Benim cep telefonum 24 saat açık. Üstelik 10 yıllık, 20 yıllık telefonum bu. Hiç değiştirmedim. Hala da değiştirmiyorum. En çok şikayet şu oldu. Bazen bize aradılar gece beni saat 11'de. Anlatan da şöyle diyor. 3 partinin temsilcisi buradayız. Aradık. Onlar diğer vekillerini aradı. Bir tek siz çıktınız. Ben size teşekkür ediyorum sayın vekilim. Bizim MHP'li şey, 3 iddiaya girmişti. Gece 11'de diğerleri telefona kapalı. Benimki açıktı. Peki. Niye? Biz buraya hizmet için varız. Ve bizim bir vefa borcumuz var buraya yani. Yani ben bir endişe taşımıyorum. Kesinlikle. Hatta 2'yi bırakın, 3'ü 4'ü bile zorlayacağız diyorsunuz. Yani bu bir siyaset biliyorsun. Siyasette biz hedefimiz 5 diyoruz. Neden 5 dediğimizi de söylüyorum. Biz parlamenter demokrasiye inanan insanlarız. Güçlü bir muhalefet olsun. 4 tane de onlardan olsun. Bizi sürekli uyarsınlar. Yanlış yaparız. İktidarlar yanlış yapmak üzere görev yaparlar. Her şey doğru olsa biz melek olurduk zaten. Peki 1 Kasım'da Bahçeli canlı yayında gerekirse koalisyon görüşmelerini yürüteceğiz dediğiniz ya da dediğine göre böyle bir istişarede bulunduğuna göre sizin de 1 Kasım gecesi bir koalisyon 10 gün içerisinde hükümetin kurulması gerekiyor. Koalisyon olasılığı bekliyorsunuz anlamını çıkarabilir miyiz? Şimdi tabii yüksek bir ihtimal mi yani? Ya önümüzdeki veriler yani tablonun belki biraz AKP'nin kırılacağını gösteriyor. Ama çok öyle keskin düşüş açıkçası ben beklemiyorum. Çünkü olağanüstü hallerde keskin düşüş olur. MHP'den 16'dan 13'e düşüş böyle bir şey bekliyor musunuz? Yok kesin yok. Öyle bir şey. Tam tersine. HDP'nin barajı aşıp aşmayacağı konusunda sorun zannetmiyorum. Çünkü tam şimdi ona 13 yılda Kürt, özellikle yani Kürtleri temsil ediyorum diyor ama Kürtleri temsil etmiyor. HDP arkasındaki PKK'yı temsil ediyor Türkiye'de. En büyük sorun burada. Onlar şunu öğrendi. Kürtlere, yani Kürt vatandaşlarımıza öyle bir algı operasyonu yapıldı ki biz güç olduğumuzda her şeyi elde ediyoruz Türkiye'den. Öyle bakıyorlar. Dolayısıyla bütün Türkiye'de Kürt vatandaşlarımız bir partinin toplanma zorunluluğu varmış gibi bir algı yapıldı. Ve Sayın Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasının önündeki tek bir neden vardı. Test etti barajı aşıp aşamamayı. Baktı ki 9.5'la biz aşarız dedi ve bildiğiniz gibi tek parti olarak ilk defa girdiler. Tabii bizim HDP ile ilgili bir flu tavrımız var genel başkanımızın biliyorsunuz. Ama PKK'nın etkisinden çıktığı sürece, PKK silah bıraktığı sürece bizim HDP ile hiçbir sorunumuz yok. Bizim terörle sorunumuz var. Bizim Kürt vatandaşlarımızla da sorunumuz yok. Biz elinde silah tutan, bu devlete kafa tutan herkese karşıyız. Adının ne koyarsanız koyun. Bu Türk bayrağına saygısı olan herkesle de biz beraber yaşamaya varız. Bu konuda hiç tereddüt etmesin. Ve Bafra bunun tipik örneğidir. Bafra MHP'nin en güçlü olduğu yerlerden birisi. Kürt kardeşlerimiz var. Aynı köyde büyüdük, yan yana büyüdük. Hiçbirine sorun, biz sorun bakalım yaşamışlar mı? Birine niye Kürtçe konuşuyorsun, niye sen ticaret yapıyorsun, niye geziyorsun? Bir kişiye sormazlar. Tam tersimizde bize oradan MHP'ye çok hoş çıkar. Bu kadar yıldır bir de diyoruz. Tabii beraberiz yani. Biz artık ayrılmaz şey olmuşuz yani. Kardeş peki, olmuşuz. Peki zamanımız daraldı. Biraz da 29 Ekim. Ekim yani Cumhuriyet bizim için belki o dönemler için söylüyorum. Tasavvur edemediğimiz şeyleri getirip önümüze koydu biliyorsunuz. Yani bizi kul olmaktan çıkartıp bir birey olarak toplumun önünde var etmenin adımıydı o. 29 Ekim mesajınızı almak istiyorum. Sizin. Tabii. İzin verirseniz ben benim dedem Selanik'ten gelen birisi. O yüzden biz mübadiller, evladı Fatihanlar diyelim.
Biz Atatürk'ün zaten önderimiz kabul ederiz. Biz Atatürk'ten hiçbir zaman vazgeçmeyiz. Eğer biz Atatürk olmasa, bugün ona karşı çıkan belki de dindar adıyla dincik görünen kesimler, bir de ne ezan olurdu ne de Müslüman kalırdı. O günleri biraz böyle düşünmek lazım. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmış çıkmaz. Samsun ilk adımın burada atması. Bu şehre ayrı bir değer veriyor. Evet. Ayrı bir önem. Biz bunu dahi kullanamıyoruz. Cumhuriyet burada var ya, bütün Türkiye'nin Cumhuriyet'i burada kutlaması lazım. Doğru. Bunun doğrusu bu. Ama neredeyse kutlamayacağız bayramları. Artık belli bir kalıbın içine sokarak kutlamaları, işte bugüne kadar hep bir bahaneyle hep iptal oldu bu kutlamalar. İlk defa bu sefer kutlayacağız. Uzun zaman sonra. Bu Cumhuriyet parlamenter sistemin şu özelliği var. Özellikle ben mecliste de bunu arkadaşlarla konuşurum. Şimdi sizi bir köyden alıyor. Önce belediye başkanı yapıyor. Sonra başbakan, sonra cumhurbaşkanı. Siz bu sistemde ne istiyorsunuz ya? Evet. Bunun nesini beğenmiyorsunuz? Siz eğer başkanlık olsaydı veya padişahlık olsaydı, bırakın Rize'nin köyünden çıkıp İstanbul'a gitmeyi, siz Rize'nin sınırlarını çıkartmazlardı. Saraya girmek mümkün müdür İstanbul'a? Hatırlayın Osmanlı dönemini. Öyle herkes her yere gidemezdi. Herkes yerinde duracak. Dolayısıyla bunun nimetini bilmemiz lazım. Biz modern olacaksak, gelişeceksek, parlamenter sisteme ihtiyaç var. Çünkü bu sistem özgür bireyi yetiştirir. Bu sistem belli bir kişinin he dediğini şartsız kabul eden sistem yetiştirmez. Dolayısıyla Cumhuriyet bu yönüyle... Daha özgür, çağdaş bireyler olarak... Cumhuriyet bu yönüyle modern Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Biz özellikle bu vatanı bize bırakan şehitlerimize, bu vatan için ölen şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize, yaşayan varsa ömür diliyorum. Dün bir Kore gazimiz en son Bafra'da öldü. Allah rahmet eylesin. Ama emin olun, biz onların o büyük emekleriyle, kanlarını, canlarını vererek kurtardıkları bir vatanın üzerinde rahat yaşıyoruz. Türk milleti uzun zamanda savaşmadı. Unuttu değerlerini. Unutmamamız lazım. Çanakkale'yi unutmamamız lazım. Kurtuluş Savaşı'nı unutmamamız lazım. Atatürk'ün sadece siyasi olarak değil, Atatürk ekonomik olarak da savaş kazandığı için Türkiye Cumhuriyeti'nde en büyük şey budur. Mesela Çanakkale zaferi zafer değildir. Çanakkale'de bir savaşı kazandık. Zaferde bir şey kazanmamız lazım. Biz Çanakkale düşmana durduk, savunma yaptık sadece. Aynı düşman 18 Mart'ta geri gitti. Ama ne yazık ki bir vezirin bir imzasıyla Kasım'da İstanbul'a geldi. Hem de hiç silah atmadı. Ben ilk mesleğe girdiğimde benim üstadımın güzel bir sözü vardır. Bana derdi ki bir kravatlının bu ülkeye yaptığı zararı Yunan gavuru yapamaz derdi. O noktadan hareket edersek 18 Mart'ta 7 düvel geçemedi boğazı ama bir kravatlı, bir veziri azam bir imzayla gemileri İstanbul'a getirdi. Onun için devlet yönetenleri çok iyi seçmek zorundayız. İnsanları eğitmek önemlidir ama her insanı eğitmeyeceksiniz. Önce insanın ahlaklı insanı eğiteceksiniz. Siz ahlaksız insana eğitim verirseniz gelir size silahını doğrultur. Dolayısıyla Türkiye önce bir ahlaken bir yıpranmaya girdi. Bunu yapmak zorundayız. Çalışmadan, üretmeden geçinen bir nesil geliyor arkadan. Hazır insanlar vardı. Benim nenelerim köyde sakatlık numarasına yatıyor. Devletten para alsın diye. Bakım parası alsın diye. Yaşlı haram nene diyorum bu. Herkes alıyor oğlum diyor. Nene diyorum. Herkesle beraber sen de mi cehenneme gideceksin? 78 milyonun kul hakkı var burada. Hak etmeden alırsanız. Dolayısıyla Türkiye'miz tüm İslam dünyası için, tüm Türk dünyası için çok önemli bir ülke. Bu ülkeye bir şey olursa diğer bütün ülkeler bundan çok ciddi derece etkilenir. Onun için el ele verip bu aramızdaki gereksiz böyle bir makam koltuk kavgalarını bırakıp bizim güç birliği yaparak kafamızı kumdan çıkarıp bir an önce kendi işimize bakmamız lazım. Umutsuz musunuz peki? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti eleştiriliyor şimdi. Sancılar yaşanıyor, toplumsal gerginlikler, işte Orta Doğu'nun kaosu Türkiye'ye de mi geliyor? İşte Ankara'da, başkentin göbeğinde bombalar patlıyor ama siz umudunuzu kaybediyor musunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Orta Doğu ülkesi haline dönüşür mü sizce? Şimdi
Ben Amerika'dayken National Museum'a gittim. Meşhur o New York'taki müzeye. Dedim ki bana Türkiye, o da her ülkenin özellikleriyle şeyler, yerler. Ben Türkiye kısmına geçmek istiyorum. Dediler ki Orta Doğu kısmına git. Niye, biz Avrupa ülkesiyiz dedim ya. Ya ben bilemem dedi bekçi. Orta Doğu gittim, cidden Orta ve çok kızdım. Bizi niye Orta Doğu'ya koydular diye. Biz muasır medeniyet, Atatürk'ün işte modern ülke olalım, gelişelim, Avrupa'nın kültürünü değil, Avrupa'nın teknolojisini alalım diye bir hedef çizmişti. Ben daha sonra Suriye, Lübnan, bu bölgeleri gezdiğim zaman ben şunu gördüm. Hani böyle büyük şehirlerde belli bölgeleri çıkın, biz Orta Doğu bölgesiyiz ya. Her şeyimiz Orta Doğu bölgesi. Maalesef ilerleyemedik. Yani bir Avrupalı var içimizde oluşturulmuş. Ama o istediğimiz anlamda modern Türkiye yok. Biz hızla Orta Doğu'ya gidiyoruz. Hızla. Bakın bu Orta Doğu bataklığı bizi içine alırsa bizi hiçbir ülke kabul etmeyecek, bunu bilin. Biz kendi içimizde çok vahim sonuçlar yaşarız. 130 milyar dolar borçtan 403 milyar dolara çıkmışsa borcumuz ve bu bankalar IMF değil. IMF bizden para istemez. IMF bizim ortağımız. Orada borcumuzun olup olmaması, keşke hep oraya borcumuz olsun. Ama ne yazık ki özellikle Yahudi bankalarından aldık faiz paraları. Yarın Yunanistan'a ada sat diyen bir ülke, bir banka, finans kaynağı bize ne der bir düşünelim. Yani 16 adamız işgal altında biliyorsunuz Yunanlılar tarafından. Ona bir kayalık tabii. 6 yıldır biz orada biliyorsun tatbikat da yapmıyoruz. Çünkü tatbikat yaptığımızda oralar bizim hedef tahtamız. O yüzden yapmıyoruz. Devlet ciddi aziyet içinde uluslararası alanda. Yani içeri gömüldük. Aman koltuğumuz sağlam kalsın. Aman görmeyelim, etmeyelim. Bunun kaçışı yok. Ben şundan umutluyum. Çok ciddi, pırıl pırıl bir gençlik geliyor. Siz ne derseniz deyin. Ülkenin sahipleri arkadan geliyor. Genç nüfusun içindeki siyasi parti oylamalarına bir bakın. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yer yok. Açık söyleyeyim. Ama benim gözlemim burada MHP'ye de, CHP'ye de, HDP'ye de, AK Parti'ye de uzak duran apolitik. Yani siyaseten bir yere fanatik olma duygusunu yitirmiş. Ama dünyayı takip eden, daha uygar, çağdaş, bir bilgiyi çok iyi kullanan, bir nesil geliyor. Evet, o konuda mutabıkız. Bizim zamanımızdaki gibi insanlar sağcı, solcu, AK Partili, CHP'li, şu bu'dan daha farklı bir nesil yetişiyor şu anda. Onu ben de görebiliyorum. Üniversite işte eğitim açılışlarına gidiyorum. Çocuklara söyledim, gençlere. Sakın ola üniversitede siyasetle uğraşmayın. Bilimle uğraşın. Kendinizi geliştirin. Ha, siyasete ilgi duyun. Ama taraf olmayın. Siz bu ülkenin geleceğisiniz. Politik olmak zorunda değilsiniz. Ama siz kime oy vereceğini, kimi seçeceğini bilen nesil olacaksınız. Evet. Dolayısıyla ben karşınıza çıktığımda ne yapacağımı değil, ben size ne yaptığımı anlatacağım. Siz de bana ona göre oy vereceksinizdir. Dolayısıyla bu nesilde ben umutluyum yani. Hiç şeyim yok. Peki. Hüseyin Bey, teşekkür ediyorum. 1 Kasım içinde başarılar diliyorum. Size de, partinize de. Umarım istediğiniz hayalinizdeki sonucu elde etmiş olursunuz. Biz de sizinle yine programlar yapmaya devam etmiş oluruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah. Değerli izleyiciler, kısa bir ara vereceğiz. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayı Şaban Sevinç konumuz olacak. Bizden ayrılmayın efendim.